Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün YouTube'la alakalı, işte kanalımıza alakalı konuşacağım arkadaşlar. Üzücü konular var. Bu konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar, bildiğiniz üzere bir köpek aldık. Fakat çoğu insan karşısındaki insanın ilk defa köpek beslediğini zannediyor ya da kendisinin çok profesyonel bir insan olduğunu zannediyor. Bunlar üzücü, kırıcı cümleler kuruyorlar, yorum yapıyorlar arkadaşlar. Ben de kesinlikle bizim kanalımız, yani ailemizde kötü yorumları tamamıyla engelliyorum arkadaşlar, siliyorum. Bu engellemem dediğim nokta ise kötü yorum yapan insanları, saçma sapan yorum yapan insanlar bir daha bu kanalda kesinlikle bir daha yorum atamıyorlar ve canlı yayın olduğu zaman canlı yayına katılamıyorlar. Çok saçma sapan yorum yapanlar var. Bunlardan bazılarını okumak istiyorum. Bir tanesi yazmış işte arkadaşlar, köpeği niye kutuda bakıyorsun diye. Ya aslında bunu soran kişi incelediğim zaman gerçekten de küçük bir kardeşimiz. Fakat hani ben çok nasıl diyeyim, anlatayım size. Yani bir olayı izlerken ya da bir olaya başlarken bir filmin bir başı vardır, bir ortası vardır, bir sonu vardır. Baştan başlamadan, ortadan başlayınca saçma sapan yorum yapan insanlar oluyor. İşte örnek veriyorum, bir tane iyi niyetli bir arkadaşımız, abi çip taktırdın mı, belediye kaydettirdin mi? Çok güzel bir yorum yapmış aslında. Herkesi de bilgilendirebilecek, herkesi de uyandırabilecek bir yorum arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, burada bir başka arkadaşımız, eğitim versen de pek fazla değişmeyecek, dogolar 1-2 yaşından sonra sağırlaşıyorlar. Yani mesela bu arkadaşımız hiçbir zaman köpek hakkında bilgi sahibi olmayan bir insan. Bunun nedeni ise arkadaşlar, dogo cinsi köpeklerde sağırlık olayı var, yok değil. Fakat sağırlık olayı ya ilk anneden doğduğu zaman, babayla çiftleştiği zaman genlerden dolayı kaynaklanıyor. Bir de nasıl diyeyim, akraba olayı olursa çok fazla oluyor. Fakat kulağı duyan bir dogo daha sonradan sağırlaşma olana sıfırdır arkadaşlar. İşte böyle bir yani bilmeden konuşanlar gerçekten insanların canını çok sıkıyor arkadaşlar. İşte burada bir başka arkadaşımız yazmış. Yani köpeğin kulaklarını ne zaman kestireceksin? Bununla da alakalı bir video paylaşmıştım. Hani kanalı ortadan değil de baştan başlayıp son video gelene kadar izlenilince köpekle alakalı bütün her şeyin cevabı, bütün her şeyin sorunun cevabı verildi arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız da şey yazmış. Kendisi uzman ve profesyonel arkadaşlar. Köpek mühendisi galiba, ben öyle zannediyorum, ya da uzman köpek profesörü gibi bir şey. Av ve arazi köpeği Dogo Arzantin evde beslenmez. Rahatça dolanıp kosabileceği toprak zeminli yerde beslenir. Alacağınız 400 liralık mamadan daha önemli bu köpeğin gelişimi, sağlığı için. Arkadaşlar, çoğunlukla nasıl diyeyim, bu ortam, yanlış demiyorum yaptığın yorum. Fakat şöyle bir şey diyeyim. Ben evcil hayvanlara ne kadar değer verdiğimi bir bilsen bu yorumu yapmazsın diye düşünüyorum. Çünkü bana saçma geliyor artık böyle yorumlar. İşin aslında arkadaşımız, ben tabiri nasıl anlatayım size, köyde yaşayan bir insan değilim. Ya da ultra lüks kocaman bahçeli bir dubleks, villa tarzı bir yerde yaşantım da yok. Apartman dairesinde yaşıyorum. Beslediğim köpeğe de evimden büyük bir oda verdim. Fakat nasıl anlatayım size?
şunu yapmıyorum arkadaşlar. Bu diyen, bunun gibi yazan arkadaşların çoğu köpek alıp 1 metre zincir alıp 2 metre zincire paraya yetmeyip 1 metre zincirle köpeği bir yere çivileyip bağlayıp ömrü hayatı boyunca orada gezdirmeye çalışan insanlar. Ya da ilk küçükken bakıp daha sonra da sürekli bir yere adapte eden insanlar. Hani böyle yazan insanları neden kızıyorum? Zannediyorlar ki karşısındaki insan hiçbir şeyi bilmiyor. Hiçbir şey konusunda cahil. Ya da bilmiyorum, kıskançlığından dolayı mı, egodan dolayı mı bilmiyorum ama çok, gerçekten çok kırıcı yorumlar var. Çok hakaretli yorumlar var arkadaşlar. Bunları hepsini okumuyorum. İşte birisi yazmış. Sen köpek bakmaktan ne anlarsın? Köpek sana göre değil. İşte böyle birçok yorumlar vardı da arkadaşlar, bunların her biri videoların altında ben onaylamadan çıkmıyor. Kırıcı bu yorumlar. Mesela örnek veriyorum, bir arkadaşımız da yazmış. Dogo Arzantin, Pitbull gibi köpekler saldırgan diyorlar. Bence tamamen saçma aslında. Saldırgan olan sahipleri. Kesinlikle katılıyorum. Yani her zaman kötü yapan kötü kişiler yok. İyi kişiler de var. Bilgili olan kişiler de var. Saygı duyuyorum ama bu videoda benim nasıl diyeyim size arkadaşlar? Yani köpek beslememle alakalı rahatsız olan insanlar varsa ya da yanlış beslediğimi düşünen insanlar varsa güzelce yorumunu bırakabilir. Hakaretle ya da karşısındaki insanın sıfır bilgili olduğunu düşünmesin. Ya bu konuşmaları yapıyorum. Bu insanların hiçbiri nasıl diyeyim size? Bir gün kanalın hakkındakiler bölümüne girip benim ne karakterde neler yaptığımı, ne gibi yollardan geçtiğimi hiçbir zaman okumamış insanlar. Sürekli bir insanı ezecek şekilde ya da nasıl diyeyim? Ben senden daha üstünüm. Sen benden daha bilgili olamazsın. Sen bu yola yeni başladın. İşte misal veriyorum, hani en basit temel kafa yapısı. İşte senin köpeğin daha yavru, ben büyüttüm köpeğimi, ben daha tecrübeliyim falan niyeti insanlar var. Kesinlikle arkadaşlar. Bunlar kırıcı olduğundan dolayı ben fazla, işin açıkçası, YouTube'a da fazla video atmak istemiyorum. Çünkü bu köpeği almadan önce de arkadaşlar bilirler, canlı yayında beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım. Ne gibi olacaklarını söyledim arkadaşlar. Onlar şimdi başladı yani. Hani dedim ya, burası köpek mühendisleri, profesörler dolacak. Yani bazı insanlara bakıyorum, attığı yorumlara. Sonra profiline giriyorum. Bir bakıyorum ki işte ya küçük bir kardeşimiz çıkıyor. Tamam, eyvallah diyorum. Bazı insanlara giriyorum, bir bakıyorum. Yani babam kadar olan insanlar çıkıyor. Ve babam kadar olan insanlar küçük kardeşlerimiz gibi bir yorum bile yapamıyor. Karşısındaki insanı hep ezme derdinde ya da mutsuz etme derdinde, kırıcı sözlerle bir şeyler yaptırmanın derdinde. Fakat ben her yoruma açığım. Ama küfürlü, hakarete, egoist, aşağılama gibi bu sözler yapan insanların hepsini kanaldan uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Ben ya beni tanıyan buradaki arkadaşların çoğu da biliyor yani. Tekrardan söyleyeyim, benim nasıl evcil hayvanlara değer verdiklerimi biliyorlar. Evcil hayvanlar için neler yaptıklarımı biliyorlar. Bundan dolayı hani çoğu kişinin şüphesi olmasın yani. Ben evcil hayvanıma, yani buza, gerçekten elimden geldiği imkanlar değil, elimden gelmeyen imkanları da kısıtlamayarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Birçok video beklentisi olan arkadaşımız da var. Hani niye video atmıyorsun eskisi kadar filan. Arkadaşlar video atacağım ama bunun gibi yorumlar gerçekten beni yormaya başladı. Hani gerçekten çok okumadığım yorumlar var. Bundan ötürü de fazla da video atmak istemiyorum. Yani şu olmaya başladı. Yani video atacağım. Bu sefer ne yorumlar geldi? İnsan yoruluyor bir saatten sonra. Bir saatten sonra da diyorum ya, yorumları tamamen ya kapatayım. Bu sefer de bilgisi olan insandan bilgi öğrenemeyeceğiz. Hatamız olduğu yerde bizi uyaran insandan bilgi öğrenemeyeceğiz. Yanlış mı doğru mu bir şeyleri öğrenemeyeceğiz. Bundan dolayı da kapatmak da istemiyorum. Fakat böyle saçma sapan yorum yapanlar insanlardan da çok yoruldum arkadaşlar.
Hani aslında bu videonun çekme sebebim bu. Gerçekten de çok yoruyorlar. Yani tek diyebileceğim şey Allah'ınızdan bulun diyorum. Biraz da isyan gibi oldu bu video. Fakat bu konuma getirdiler arkadaşlar yani. Ne olursa olsun bu konuma getirdiler. Yoruldum diyebilirim size ya. Hani işe gidiyorum, işten eve geliyorum, işlerimi yapıyorum, köpeğimle beraber vakit geçiriyorum, yorulmuyorum. Fakat böyle insanlar yazılarını okudukça, yorumlarını gördükçe gerçekten de yoruluyorum ya. Allah'ınızdan bulun diyorum. En iyi sizsiniz, mükemmel olan sizsiniz, siz harikasınız, siz uzmansınız. Bu kadar diyebiliyorum. Kan sağlıcakla arkadaşlar, iyi dostlar diliyorum sizlere.